Evet, bir son dakika gelişmesini aktaralım. Barcelona'da bir minibüs kalabalığın arasına daldı ve çok sayıda da yaralı var. Elimize ulaşan ilk bilgiler bunlar ve görüntüler de şimdi ekranlarınıza geldi. Barcelona'nın turistik bölgesinde bir minibüs kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişinin yaralandığına dair bilgi var elimizde ve minibüsü süren kişinin de olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Turistik bölgede kalabalığın olduğu caddede bir minibüs ve İspanyol polisi olayın terör eylemi olduğunu da açıkladı. Bu önemli bilgiyi de aktaralım sizlere. Bu olayın hemen ardından da Barcelona'da metro ve tren istasyonları kapatıldı. Yine elimize ulaşan ilk bilgiler arasında olayda iki kişinin öldüğü belirtiliyor. Silahlı saldırganların bir restorana girdiği silahlı saldırganların restorana girdiğine dair ikinci bir haber elimize ulaştı. Dolayısıyla terör saldırısının devam ettiği, hala yoğun güvenlik önlemlerinin de bu bağlamda alındığını söyleyelim. İlk olarak turistik bir bölgede bir minibüs kalabalığın arasına dalmıştı ve hemen ardından da minibüsü süren kişi olay yerinden kaçmıştı. Elimize ulaşan ikinci bilgide ise silahlı saldırıyı gerçekleştirmek isteyen iki saldırganın yine olay yerinde olduğu bilgisi vardı. Olayda da iki kişinin öldüğü belirtiliyor ve polisin de yaptığı açıklamaya göre, İspanyol polisinin verdiği bilgiye göre, olayın bir terör eylemi olduğu açıklanıyor. Güvenlik önlemleri alınmış durumda ama olaya yaşandığı ana dair ilk görüntüleri, daha doğrusu hemen bir sonraki anı görüyorsunuz. Evet, bir son dakika gelişmesiydi bu. Barcelona'da bir minibüs kalabalığın arasına daldı demiştik ve çok sayıda yaralı olduğunu söyledik. İki kişinin de hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Turistik bir bölgeydi bu. Barcelona'nın turistik bölgesinde gerçekleşti. Bir minibüs kalabalığın arasına daldı. Siren seslerini duyuyorsunuz. Ambulanslar da olay yerine ulaştı. Polisin yaptığı açıklamaya göre de saldırıda çok sayıda yaralı var ve güvenlik güçleri herkesi bölgeden uzak durmaları konusunda uyardılar ve bunun bir terör saldırısı olduğu gelen bilgiler arasında.